Şimdi dış politika demişken bugünkü MK toplantısında elbette dış politika dosyaları da masada olacak ki en önemlisi Türkiye-Suriye normalleşme süreci yeniden canlanır mı? Haftalardır konuştuğumuz konu aslında biliyorsunuz 2023 yılında, 2022 yılında yeniden başlamıştı. 2023 yılında fiilen donmuştu o görüşme trafiği. Şimdi yeniden başlar mı diye peş peşe açıklamalar geliyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü yaptığı açıklamalar beklentileri yükseltmiş durumda. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Türkiye-Suriye ilişkileri geçmişte olduğu noktaya getirme arzusunda olduklarını vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya dönüşünde. Davetle ilişkileri geçmişteki noktaya getirmek istiyoruz demişti ki o davetin her an yapılabileceğini söylemişti. Belki de biz konuşurken şu an yapıldı bile. Dolayısıyla değerlendireceğiz. Nedir beklentiler, öngörüler? Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya İstanbul stüdyomuzda konuğumuz Sayın Kaya. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Büşra Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bir kez daha hatırlatalım isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Beşar Esad'la olası bir görüşme için her an davette bulunabileceklerini söyledi Almanya dönüşünde. Detayları da yine uzun uzun aktarız. Şimdi sizce liderler görüşmesi ne kadar olası ve ne kadar yakın? Şimdi ne çok yakın ne çok uzak. Ama belli bir yakınlaşma var. Şimdi biz Suriye meselesini 2011-2010 hatta belki de biraz daha geriye gidelim Büşra Hanım, hafızamızı tazeleyelim. 2009 senesinde bir Şamgen anlayışı, bir Şamgen entegrasyon projesi ortaya konmuştu. Ve bunda dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yine Beşar Esad ve dünya, bölgeyi özellikle Orta Doğu'yu yeni bir Sadabat Paktı ruhuyla yeniden barış temelli ekonomik, siyasi, diplomatik bir çerçeve içerisinde bir masa etrafında toplayacak bir anlayış başlatılmıştı. Sınırlardaki mayınlar temizlendi. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşayan halk Türkiye'de akrabalarını ziyarete gidebildi. Bizden keza öyle müthiş bir barış rüzgarı esmeye başladı. Ama karanlık bir el devreye girdi ve düğmeye bastı. Arap Baharı altında bölgeyi kana bulayan, kara kıştan daha beter bir iklimi ortaya koyan bir durum ortaya çıktı. Ve ne oldu? 2011'den bugüne kadar 13 yıl, 14 yıl içerisinde binlerce insan öldü, öldürüldü, hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ve bugün Filistin meselesine bile etki edebilecek ve yeni bir Saipiko dediğimiz o 100 yıllık projenin Orta Doğu ile Türkiye'nin kısmına geldi. Şimdi 2016 darbe girişimi, Türkiye daha sonrası Suriye'yi başlatmış olduğu harekatlar ve bunların temelinde aslında bölge ülkelerini bir araya gelmemesi üzerine tesis edilmesi gereken bir şart var. Neydi bu? Hiçbir şekilde Türkiye, Suriye, Irak, İran hatta komşularıyla konuşamayan, komşularıyla anlaşamayan bir Türkiye hayali vardı. Fakat bu saldırılara karşı Türkiye her zaman o proaktif, çok yönlü dış politika anlayışını ortaya koydu. Ama Suriye meselesinde özellikle Esad rejiminin halkına yaptığı zulüm, halkına yaptığı maalesef saldırılar ve özellikle bugün terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyinde ve çeşitli yerlerinde cirit atacak vaziyete kadar gelmesindeki en büyük suçlulardan biri tabii ki Esad'tı. Çünkü biz en başında Suriye rejimine dedik ki bak biz Türkiye olarak 850 kilometre, 9 kilometre hududa sahibiz. Tarihi olarak bizim kültürel, siyasi hatta gönül bağımızın olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bizim yanı başımızda bir terör örgütü oluşumu hesaplanırken ve senin gözün önünde bunlar yapılırken benim sana şöyle basit bir ifadeyle zararım dokunabileceğini nasıl düşünebilirsin? Çünkü o zaman hatırlayın Esad Türkiye'yi tehdit ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'na ağır sözler söylüyordu. Ve biz hep diyorduk ki bak aklını başına topla. Çünkü toprakların parçalanıyor. Ülken bölünüyor. Ve bunun daha sonraki aşaması işte Irak'la başlayan hatta Büyük Orta Doğu Projesi'nin belki de en önemli safhalarından biri olan belki de en önemli menteşelerinden biri olan Suriye, arkasından İran ve Kafkasya'ya uzanacak olan o hatta bir bölme, bir parçalama, bir atomize edilme süreci başlatılmıştı. Ve şimdi geldiğimiz noktada bakın yanlış anlaşılma olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemiyor. Tamam biz Esad'ı anlıyoruz. Esad'la be. Hayır. Esad Türkiye'yi anlamaya başladı. Esad Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini anlamaya başladı. Çünkü biz Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü için harekatlar yaparken onlar şunu dediler. Türkiye işgalci. Hayır. Türkiye orada kontrol bölgeleri kurdu. Kontrol bölgesiyle işgal farklı şeyler. Ve biz bunları kurarken dedik ki onu da ifade etti Sayın Erdoğan. 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattı oluşturalım, bir kurtarılmış bir uçuş yasak bölge oluşturalım. Hatta buraya işte evler yapalım dedi hatırlayın. Herkes buna katkı sunsun. En azından belli insanları kendi topraklarını güvenli bölgeye alma hususunda bir süreç başlatalım dedi. Ama yine Türkiye yalnız kaldı. Avrupa Birliği hatta hatırlayın söz verdi. Milyarlarca size yüz milyonlarca euro para vereceğiz dedi. Destek vereceğiz. Hayır Türkiye tek başına burada şu ana kadarki süreci idare etti. Peki ne değişti diye sorsanız aslında Esad'ın ve
Putin'in bilhassa, bunu görmemiz lazım ki haritada olsa da göstersek, Suriye'nin kuzeyinde bilhassa M4, M5 karayol, hatta Laske ile Tarsus'taki kontrol merkezlerinin ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı özellikle Ukrayna'da nefes nefese bırakması sebebiyle artık Putin de şunu söylüyor: Türkiye, sen benim gerçekten bu bölgedeki dostumsun, bu bölgedeki müttefikimsin tırnak içerisinde. Ve Esad da evet artık seni görmeli, Türkiye'nin savlarına, iddialarına karşılık vermeli ve yeniden bir masa kurmalıyız. Ne için? Suriye'nin toprak bütünlüğü için. Şimdi Irak için aynı şey geçerli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz merkezi hükümette görüştüğü zaman özellikle Fav Limanı projesi, Ovaköy'den Fav Limanı'na ulaşacak olan proje, kalkma yolu projesini bölgenin parçalanmaması adına bir çekim merkezi oluşturmak üzere, tıpkı Montesquieu'nun dediği gibi tacir toplumlar savaşmaz, bir ekonomik zon. Ama ne oldu? Vafel Talebani Amerika'dan aldığı destekte PKK'yı o bölgeye çekmeye başladı, Süleymaniye bölgesine. Şimdi ne oldu peki? Bizde ne oldu Büşra Hanım? Kayseri'de olaylar patlak verdi. Sığınmacılara karşı gösteriler başlatıldı. İşte diyorum ya, her zaman karanlık bir el devreye giriyor. Tıpkı 6-7 olaylarında olduğu gibi Türkiye'nin işlerini karıştırmaya çalışanları için. Hani uzatmamak için şunu söyleyeyim. Bu önemli bir çağrı ve Sayın Cumhurbaşkanı belki dediğiniz gibi bugün belki şu anda o mesajlar iletiliyor. Ama burada devletlerin âli menfaatlerinin, hatta dostlukların, çıkarların ebedi olmadığını, dostlukların, düşmanlıkların ebedi olmadığını, çıkarların ebedi olduğunu ortaya koyan bence bir görüntüdür bu. Şimdi birileri diyecekler, hani Esad Esed'ti, hani Esad şöyle olacak, böyle olacaktı. İşte o devlet politikası anlayışı farklı bir şey Büşra Hanım. Biz Ahmet, Mehmet, Esad, Saddam değil mesele. Mesele Suriye, mesele Irak. O zaman bu toprak bütünün sağlanması için Esad'ın Türkiye'nin ortaya koyduğu güvenlik doktrinlerine karşılık vermeli ve Türkiye ile beraber hareket ederek Suriye'nin kuzeyini artık süpürülen bir örgüt değil, terör örgütü değil, imha edilen bir örgüt olması için de kol kola vermek durumunda. Suriye Milli Ordusu, eski adıyla ÖSO. Şimdi orada da biliyorsunuz çeşitli manipülasyonlar yapıldı ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere saldırılar düzenli. İşte provokatörler içeride. Türkiye'ye karşı bakın, hani siz diyorlardı ya Esad'a karşı sizi destekliyor, bak Türkiye sizi arkanızdan vuracak diyerek onları da bize karşı kullanmaya çalışıyor. Onun arkasında kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onlara destekleyen hangi istihbaratları, örgütlerin onlara destek verdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama dediğim gibi ben hayalim hep buydu. Bunu hep istiyorduk. Çünkü Şamgen anlayışı Atatürk'ün Sadabat Paktı anlayışı gibiydi. Ve çok önemli bir fırsat vardı önümüzde. 14 yıl belki geç kaldık. Ama Arap Baharı değil, şimdi gerçekten baharın kapısı bence çalınmak üzere. Eğer gerçekten karşılık verilirse Türkiye'nin çağrılarına. Peki şimdi tabii çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Yine uzun uzun konuşacağız. Suriye ile normalleşme, olası normalleşme canlanır mı, hızlanır mı? Bunu elbette uzun uzun konuşacağız ama bir yandan da şimdi tam da dünyada 3. Dünya Savaşı artık patlak verme riski çok yüksek yorumlarının her gün daha fazla yükseldiği bu sesler yükselirken bir yandan da NATO'nun 75. yıl zirvesi var ki o zirveden beklentiler neler? Onları da konuşalım istiyoruz şimdi. Sayın Kaya ile değerlendireceğiz. Öncesinde programcı Hakan Çelik de yayınımıza katılıyor uzaktan bağlantıyla. O kritik zirveyi Hakan Çelik takip ediyor çünkü yerinde Washington'dan bağlanıyor, yayınımıza katılıyor. Sayın Çelik hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz. Hakan Bey özellikle bu zirvenin içerik, zamanlama, sembolik açıdan önemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında elbette merak ettiğimiz Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek mi? Ve bununla birlikte konuşmasında hangi mesajların altını çizmesi beklenir? Sayın Çelik bir kez daha yineleyim isterseniz, sorularımı duyabiliyor musunuz şimdi? Bu zirvenin içerik, zamanlama, sembolik olarak önemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına dair bilgiler var mı elinizde? Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek mi? Çünkü merak ediyoruz elbette böyle bir görüşme gerçekleşecek mi diye. Ve özellikle de konuşmasında hangi mesajları öne çıkarması, hangi dosyaları öne çıkarması beklenir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Hayır, bunu buna takılır mı? Bence bunu değil de. Çok fazla duyuyorsunuz. Sayın Çelik,
Galiba bir sıkıntı var şimdi. Yeniden deniyor arkadaşlarımız orada. Kulaklıkla ilgili bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Sayın Kaya sizinle konuşmaya devam edelim. Sayın Çelik'i beklerken o zaman konuyu değiştirmeden, NATO zirvesine geçmeden elbette Suriye ile ilgili sormak istediğim başka sorular da var. Şimdi özellikle belki de bir telefon görüşmesi olabilir mi öncesinde? Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü uçakta meslektaşlarımıza bu açıklamaları yapmış olması bile başlı başına bir davet anlamına resmi olmasa da bir mesaj olduğunu biliyoruz. Sonuçta bunlar Suriye'de elbette oradan da yakından takip ediyor. Dolayısıyla şimdi belki de bir görüşme öncesi, çünkü bu görüşme Türkiye'de mi olacak? İşte Bağdat arabuluculuk yapmak istediğini biliyoruz. Bir yandan Rusya'nın devrede olduğunu biliyoruz ama o kadar çok aktör var ki, o kadar çok güç merkezi var ki Suriye denildiğinde, bu dosya masaya konduğunda Amerika Birleşik Devletleri, İran ne yapar? Bu iki kritik ülke özellikle nasıl bir yaklaşım sergiler, ne dersiniz? Şimdi tabii şöyle bir deyiş var aslında. Suriye'siz savaş, Türkiye'siz barış olmaz. Şimdi gerçekten barış olmasını istiyorlarsa diğer ülkeler, bölge ülkeleri, Türkiye'nin muhakkak masada olması gerektiğini kabul etmek zorundalar. Şimdi bu noktada evet Türkiye'de olabilir, Bağdat'ta olabilir, belki Rusya'da olabilir, bilemiyoruz, Astana'da olabilir, bilemiyoruz nerede olacağını. Ama şu bir gerçek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları Esad'a gitti. Ve her zaman biliyorsunuz devletler arası ilişkiler bir arka kapı diplomasi süreci vardır. İstihbarat diplomasisi vardır ve her zaman görüşmeler devam eder. Her zaman o kan akışı devam eder ki Mısır'la da aynı şekilde oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'la bir araya geldiği zaman aslında Türkiye'nin bence çok uzun hassasiyetle ve başarıyla uyguladığı o kompartıman siyasetini, yani işbirliği alanları ile çatışma alanlarına mesafe koyan ve her zaman bölge barışını önceleyen bir duruş sergiledi. Şimdi keza aynı şekilde biliyorsunuz en son Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Esad'la bir görüşme yaptı. Hatta Filistin meselesi üzerine bir görüşme yapmışlardı. Tarihte de hatırlar izleyicilerimiz, Birleşik Arap Cumhuriyeti de Mısır'la Suriye arasında kurulmuştu. Yani Mısır'la Suriye arasındaki hat çok kritik. Peki Mısır'la Suriye arasında ne var? Lübnan var, Filistin var, İsrail var, Gazze var. Ve bugün o kibritin çakıldığı büyük bir orman yangını veya büyük bir savaş diyeceğimiz sürecin başlayacağı o en hassas merkez burası şu anda. Peki o zaman Mısır'la Suriye arasında ve Türkiye arasında bu üçgen kurulursa, yani Ankara, Şam ve Kahire üçgeni kurulursa, bir de diğer taraftan o Türkistan, Ankara merkezli, Ankara, Bakü, Lefkoşa diyeceğimiz hat başlarsa, işte Türkiye'nin o diplomasi fırtınası dediğimiz gerçekten Trans-Avrasya kalpgahının merkezi olma konumu ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Peki diğer taraftan ne olacak? İşte bugün o Amerika'daki müesses nizamın veya o emperyal güçlerin bölgeyi paramiliter güçlerle dağıtmaya çalışanların oyunları bozulmuş olacak. İşte ondan dolayı Mısır'la, yani Sisi ile Esad'ın görüşmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sisi ile normalleşme sürecini başlatması, ki onun darbesini onaylıyoruz anlamına gelmiyor bu. Diğer taraftan da Esad'a bu çağrıları vermesi, işte bu büyük bir mikro cerrahi başarıdır Büşra Hanım. Peki o zaman şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte ne yapacağı, süreci sabote etmeye mi çalışacak, yoksa yeni bir teklifle gelir mi Ankara'nın karşısında terörle mücadele konusunda özellikle? Elbette merak ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri tabii bir yandan kendi seçim derdinde, başkanlık seçimleri Kasım ayında yapılacak ama işte Biden'ın performansı zaten tartışmaların odağında. Trump gümbür gümbür geliyor, yorumları yapılıyor bir yandan. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri işte bu hafta yarın başlayacak olan NATO'nun 75. yıl zirvesine ev sahipliği yapıyor ki başlı başına çok kritik bir dönemde gerçekleşiyor bu zirve. Dünyada 3. Dünya Savaşı'na girdik diyenler var, girmek üzereyiz diyenler var. Dolayısıyla bu kritik zirveden beklentileri de konuşalım. Bir kez daha şansımı deneyeceğim. Programcı Hakan Çelik Washington'dan uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Çelik, umarım duyuyorsunuz beni, sorularımı bir kez daha yenileyim. Bu zirvenin içerik, zamanlama, sembolik açıdan sizce önemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında neler var? Biden'la görüşme netleşti mi? Ve bununla birlikte konuşmasında hangi dosyaları öne çıkarması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden yeniden merhaba. Oldukça büyük bir gürültü var, kusura bakmayın. Az önce sizi duymakta çok zorlandım, kabloyu değiştirdik. Bu tarihin en önemli NATO zirvelerinden bir tanesi. Zira gerçekten 3. Dünya Savaşı ihtimali ve riskleri zaman zaman akademisyenler tarafından dile getirilen bir şey olmuştu ama İlk defa bu kadar bakanlar düzeyinde ciddi şekilde dile getiriliyor. Dolayısıyla böylesine riskli bir dönemde NATO zirvesi toplanıyor. Ve bir taraftan da dikkat ederseniz NATO üyesi ülkelerin önemli bir kısmında seçimler gerçekleştirildi ve bu ülkelerin önemli bir bölümünde aşırı sağın, ırkçı partilerin yükselişi mevcut hükümetler bakımından, Avrupa Parlamentosu bakımından da
çok ciddi risk oluşturuyor. Şimdi burada tabii Türkiye NATO'nun gerçekten en önemli ülkelerinden bir tanesi. Sayıca baktığımız zaman NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, ama ben bunun da ötesinde Türkiye'nin İran gibi, Irak gibi, Suriye gibi çok istikrarsız coğrafyalara sınırı olan tek NATO ülkesi olduğu gerçeğini bir hatırlatmak istiyorum. Bununla beraber bölgemizde devam eden, yani hem Orta Doğu'ya baktığımızda İsrail ile Hamas arasında ve yayılma ihtimali olan, Lübnan'a sıçrama ihtimali olan Hizbullah'ın da katılımıyla bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski olan bir hadise bir taraftan devam ederken, diğer yandan da Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman bitebileceğine dair bir, doğrusunu söylemek gerekirse, bir fikir ortaya atılamıyor. Böylesine kritik bir dönemde NATO zirvesinin toplanması ve sözünü ettiğim coğrafyadaki bütün aktörlerle neredeyse konuşabilen, görüşebilen tek ülkenin de Türkiye olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan olması, Türkiye'nin NATO zirvesine katılımını bu yönüyle çok önemli hale getiriyor. Çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da Şangay İşbirliği İttifakı üyesi ülkelerin liderlerle yaptığı görüşmeler vardı. Burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşüldü. Türkiye bir taraftan Hakan Fidan'ın da katıldığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı BRICS ülkeleriyle bir yoğun bir diplomatik ve ekonomik trafik sürdürmekte. Bakılacak olursa aslında NATO ile böyle rakip ve farklı kulvarlarda görünen bütün bu ülkelerle bir NATO üyesi olan Türkiye'nin böyle bir işbirliği yapıyor olması, diyalog geliştiriyor olması, benim gördüğüm kadarıyla bazı NATO üyelerinde Türkiye neden böyle bir şey yapıyor? Yani bu bir tür eksen kayması durumu mu oluşturuyor gibi değerlendirmeler yapıyor. Ben böyle görmüyorum. Çünkü eğer hedef ve amaç küresel istikrar ve yeni çatışmaları, yeni savaşları önlemekse, Türkiye'nin bu gayretlerinden bir sonuç çıkması için bunu engellemek yerine tam tersine desteklemek gerekir. Böyle bir tutum içinde olmak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı temasları ben bu bakımdan önemli görüyorum. Diğer taraftan sorunuzun ikinci bölümünde Büşra Aslantaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet gerçekten ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşme Türkiye'de de çok önemseniyor, bunu biliyorum. Beyaz Saray'daki bir davete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Çok taraflı ve ikili görüşmelerin yanı sıra burada da, bu davette de Biden'la Erdoğan arasında bir takım temel, Türkiye'nin temel istek ve taleplerinin de gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu çok uzun, böyle karşılıklı oturmalı, uzun bir klasik Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin ayrı her zaman yaptıkları gibi uzun uzun bir görüşme olmayabilir. NATO zirvesi kapsamında bir yan görüşme gibi bunu değerlendirmek gerekir. Hem böyle bir beklentim var, hem de ayrıca Beyaz Saray'daki davette de bir kısa da olsa bir görüşme olacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bu görüşmede de biliyorsunuz Türkiye'nin en temel beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nden çok uzunca bir zamandır Türkiye'nin PKK terör örgütünün sınır ötesindeki uzantıları noktasında, özellikle Suriye'deki uzantıları noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ'la mücadelede müttefiki olan, NATO müttefiki olan Türkiye ile birlikte hareket etmesi, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ve endişelerine yanıt vermesi ve burada yeni bir pozisyon alması noktasında bir beklenti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu beklentiyi bir kere daha güçlü bir şekilde Biden'a aktarırken, diğer taraftan da Türkiye'nin çok önemsediği kısa vadede F-16 alım programında artık hiçbir pürüzün ortaya çıkmaması ve hızlı bir şekilde bu programın sonuçlandırılması ve silahların, mühimmatın, modernizasyon kitinin de Türkiye'ye teslimatı noktasında takvimin ilan edilmesi, açıklanması gibi beklentileri var. Tabii İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin verdiği destek sonrasında gerçekten bir memnuniyet de oluştu. İsveç Başbakanı'nın bir yeni açıklaması vardı. Türkiye ile ilişkilerimiz memnuniyet verici diye. Dolayısıyla bu noktada İsveç'in, Finlandiya'nın verdikleri sözleri ve taahhütleri yerine getirmesi, diğer taraftan da bazı NATO üyelerinin Türkiye'ye uygulamış oldukları örtülü ambargoları kaldırması yönündeki istek ve talepleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben burada yapacağı görüşmelerde dile getireceğini düşünüyorum. Tabii Amerika'da çok yaklaşan, çok kısa bir süre sonra yapılacak olan seçimler var. Amerika böyle bir seçim havası ve atmosferi içinde bu zirveyi gerçekleştiriyor. Acaba Biden
gerçekten adaylığını sürdürebilecek mi, yoksa başka gelişmeler mi olacak? Önceki başkan, cumhuriyetçi aday Donald Trump'la ilgili bir yargılama süreci var. Bu önümüzdeki günlerde bu konuda başka bazı açıklamaların da gelebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika tarafından, NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkesi Amerika bakımından da bir Beyaz Saray'da koltuk değişiminin olup olmayacağı gibi bir takvime geldi, rastladı. O yönüyle de bakıldığı zaman, yani hem NATO'nun 75. yılı, hem Amerika'da seçimler var, hem dünyanın her yerinde çatışma ve savaşlar var. Ve aşırı sağın yükseldiği bir dönemde hakikaten çok dikkat çekici bir zirve toplantısı yapılıyor. Bu arada bir önemli bir uluslararası araştırma kuruluşu Pew tarafından yapılan bir analizde de Türk halkına soruldu. NATO'nun popülaritesi konusunda da bir sonuç çıktı. Burada Türkiye'nin Batı'yla, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı her türlü soruna ve probleme rağmen Türk halkının önemli bir bölümünün hala NATO'ya güvendiği ve NATO gelecekteki ilişkilerde NATO'nun Türkiye ile olumlu ilişkilere devam etmesini desteklediği yönünde bir şey çıktı, bir tablo çıktı. Dolayısıyla bu da bence NATO zirvesi öncesinde Türkiye kamuoyunun görüşlerini yansıtmak bakımından önemli bir gösterge oldu. Büşra Asantaş. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu anketi hatırlattığınız için de teşekkür ederiz Hakan Bey. Aktardığınız bilgiler için yine zirveyi takip edeceksiniz. Gün be gün sizden alacağız bilgileri. Bu kritik zirveye dair elbette neler yaşanacak merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yanı sıra bu zirvede başlı başına Hakan Bey de ifade ettiği üzere oldukça kritik, değil mi hocam, zamanlaması, içeriği. Şimdi baktığımızda Trump, ki NATO'dan çıkarım çıkmam belli olmaz diyen, NATO üyelerini, Rusya'ya karşı bazılarını korumayabilirim diyen bir liderden bahsediyoruz ki koltuğa yeniden gelebilir. Dolayısıyla herhalde bu zirvede NATO üyeleri de ikinci Trump dönemine bir hazırlık çalışması yapacaklardır. Bir taraftan Ukrayna'ya doğrudan silah yardımından söz ediliyor ki bu Türkiye'yi nasıl bir pozisyona sokar? Bir yanda Rusya-Ukrayna arasında barış olsun diye çabalarken, Rusya ile görüşmeleri sürdürürken, özellikle Suriye üzerinde işte ne kadar yakın bir işbirliği olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi son açıklamalar. Dolayısıyla şimdi bir taraftan da böyle bir açıklama gelirse, NATO'dan böyle bir karar alınması gerekirse Türkiye nasıl pozisyon alır diye de merak ediyoruz. Sizce içerik, zamanlama, sembolik açıdan önemli nedir bu zirvenin? Hakan Bey de ifade ettiği gibi çok kritik bir zaman. 75. yıl çok önemli bir zaman. Bir yıl dönümü, bir doğum günü NATO açısından. Ve belki de 3. Dünya Harbi çıktı mı, çıkıyor mu? Hani 40 defa deseniz olurmuş ya, Allah korusun, olmasın tabii de. Ama 3. Dünya Savaşı gerçekten farklı yöntemlerle, asimetrik güçler yapılıyorsa ve uzun vadeye yayılan bir cephe savaşı değilse bu, evet şu anda bence tam Dünya Harbi'nin göbeğindeyiz. Orduların açık savaş, nizami savaşla birbirine savaşamayacaksa eğer, şu anki uluslararası anlaşmalara göre, o zaman 3. Dünya Savaşı böyle olacak. Şimdi tam böyle bir şeyin göbeğindeyken NATO'nun 75. yıl kutlamaları yapılacak ve Sayın Cumhurbaşkanı katılacak, önemli mesajlar verecek. Ve Hakan Bey'in ifade ettiği gibi NATO'nun ikinci büyük ordusu ve NATO'nun kurulduğu 1949 ve bizim üye olduğumuz 1952'den bu yana kadar maalesef diyorum ki, maalesef diyorum çünkü bizlik bir problem yok. Biz herhangi bir NATO'ya aykırı durum oluşturmadık. Ama NATO içerisindeki NATO'ların Türkiye'nin hem iç güvenliğini hem de dış güvenliğine tehditkar bir duruşu işte 1952'den bugüne kadar 70 yıl içerisinde maalesef gördük. Hatta biz NATO'ya rağmen NATO üyesi olarak da kendimizi bazı NATO'culardan da koruduk. Şimdi Türkiye'nin NATO içerisinde olması bir kere uluslararası güvenlik bakımından çok çok önemli. Biz bakın, bu gerçekten tarih belki çok yakın diye bize hani hissedemiyoruz ama bundan bir 15-20 yıl sonra, 30 yıl sonra Ukrayna Savaşı görüşmelerini akademisyenler yazacak. Nasıl yazacak biliyor musunuz? Türkiye'nin büyük bir diplomatik başarısı olarak yazacak. Çünkü savaşın en şiddetli anında, en belki de açlığa giden, sefalete giden, fukaralığa giden dönemdeki tahıl kriziyle beraber ilerledi biliyorsunuz bu. Türkiye 2-3 tane önemli görüşme yaptı Dolmabahçe'de. Ve Sayın Cumhurbaşkanı buna liderlik yaptı. Sayın dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o süreci çok çok hassasiyet üretti Kuleba ile beraber. Ve biz iki ipi sıkı sıkıya tuttuk. Eğer iplerden biri kopsaydı belki şu anda çevremize bir harp kopmuştu. Büyük bir savaş patlamıştı. Biz gittik Putin'le görüştük, biz gittik Amerika ile görüştük, biz gittik Avrupa Birliği ile görüştük, biz gittik İran'la görüştük. Ve o diplomasi fırtınası biliyorsunuz Ankara'da gerçekleşti. Olaf Scholz geldi, Macron, yani dünyanın bütün liderleri Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Savaş ne olacak, Türkiye ne yapacak diye. Çünkü bizim iki tane önemli anahtarımız var. Ne onlar? Türk Boğazları. Yani İstanbul ve Çanakkale Boğazları. Hatta görüşmelerde soruyorlar dönemin Dışişleri Bakanı'na, Necmettin Sadık'a,
şeyle görüşme yapacak Sovyet Dışişleri Bakanı'yla. Ya diyor işte bu boğazları da bir görüşelim diyor. Boğazlarla ilgili bir şey var mı elinize diyor. Kusura bakmayın diyor. Atatürk ölürken diyor cebinde anahtarları götürdü. Hiçbir şey yapamayız diyor. O kadar önemli bir coğrafyaya sahip olarak bizi muhatap almak zorundalar. Biden, Trump. Bir yazı yazmıştım ben Büşra Hanım. Trump öldü, yaşasın Trumpizm. Yani Trump artık Trump'tan öte bir durum. Çünkü Trump belki de kendi böyle hayal etmiyordu. Başkanına oturacak, acaba işte NATO'yu lağım edecek, NATO'yu dönüştürecek mi? NATO üyelerine acaba baskın yapacak, savaş mı çıkaracak, savaşlarını bitirecek? Yani öyle bir Trump oluştu ki kafamızda belki kendisi bile bu kadar kapasitesi olduğunu hayal bile edemiyor. Ama şunu görmemiz lazım. Yeni Amerikan başkanlığı döneminde NATO'yu daha tehditkar, daha namlunun ucunda ve saldırgan bir NATO olarak bence hayal ettiklerini düşünüyorum, planladıklarını düşünüyorum şu an. Neden? Çünkü hatırlayın son NATO toplantısında, bundan bir önceki NATO toplantısında özellikle NATO'nun Asya Pasifik açılımı konuşuldu. Hatta Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya bunların hepsini yani AUKUS dediğimiz ülkeleri bir araya getirecek. Hatta diğer işte küçük adaları da bütün güvenlik paktı içine alacak bir anlayış ortaya kondu. Ve biri dedi ki bir yetkili Japonya'ya, Tokyo'ya bir NATO şubesi açabiliriz belki. Şimdi bakın NATO bir savunma ittifakından Asya Pasifik açılımıyla beraber bir saldırı ittifakına mı dönüşecek? Peki diğerleri elleri cebinde mi duracak? Hayır. Karşımıza birçok NATO'lar görebiliriz. Ne anlamda söylüyorum? Bakın BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, belki de bir başka anlayışla beraber yeni NATO'lar da görebiliriz. Ama bu ne anlama gelecek biliyor musunuz Büşra Hanım? NATO dediğimiz güç artık dünyanın güvenliğini sağlayacak bir kurum değil. Yani soğuk savaş kurumları artık bitti. Soğuk savaş kurumlarıyla artık dünya idare edilemiyor. Çünkü hantallaştılar. NATO, Birleşmiş Milletler hangi krize çare bulabildi? Hangi krizi yerinde engelleyebildi? Bir başarısı var mı? Bence yok. Peki o zaman ne olacak? Yeniden bölgeselleşme ön planı çıkacak. İşte benim savunduğum bu. Devletlerinden de bu yönde bir Kırgızistan'dan yanlış hatırlamıyorsam bir teklif vardı. Böyle bir NATO benzeri bir ittifak, savunma ittifakı kuralım diye. En son. Evet. NATO'da, Kırgızistan'da bir darbe girişimi oldu en yakın zamanda hatırlıyorsunuz. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın, her zaman bunu ifade ediyorum, dünyanın geleceği ve bölgemizin geleceği bakımından çok önemli projeleri var. Ortak dil, ortak para birimi, ortak diplomasi derken onları ötekileştirmeden, onları da bu barış ortamının içerisine çağırarak savaşların önüne geçmek istiyoruz. Ama biz karşımızda bir de ne var? Küreselciler var. Onlar ne diyorlar? Savaş çıksın. İşte ne diyor? Armageddon savaşı çıkacak diyor. Peki. Ne diyor? Mesih gelecek diyor. Gazze savaşı bundan zaten köpürtülmeye çalışılıyor. Tam da o zaman evet. Siz o noktaya değinmişken oradan kısacık bir soru sormak isterim. Özellikle yanıtınızı merak ediyorum. Kısa bir yanıt rica edeceğim süre. Dolayısıyla şimdi özellikle İsrail'in hem her ne kadar Gazze'de ateşkes olasılığı daha artık yükselmiş olsa da bir yandan da katliamına devam ediyor ki bu Hannibal protokolünün yeniden uygulandığı yönünde evet. Haberler geldi. Nedir bu protokol ve öngörünüz nedir? Ateşkes bu kez mümkün olur mu sizce? Ve olursa da artık neye yarar? Bu kadar insan öldükten sonra. Şu an bence ateşkes kelimesi artık anlamını yitirmiş vaziyette. Çünkü ateşkes İsrail açısından bir zaman kazanma savı haline geldi. Diğer tarafta Hannibal protokolü çok önemli. En başından beri Hannibal protokolünü uyguluyorlar. Çünkü İsrail ordusu başarısız. Ne diyor? Nedir Hannibal protokolü? Eğer esiri kurtaramıyorsan, yani senin esirini gidip kurtaramıyorsan o esirle beraber düşmanı da yok et. Böylesine gözü kararmış bir İsrail kendi halkını yok edecek kadar da artık şu anda bütün tuşlara basıyor ve o kaybetmişlik ruhuyla daha çok bataklığa saplanıyor. Ama işte konuşmuştuk, kuzeye doğru, Lübnan Savaşı'nı doğru gerçekleştirmek, belki bizim hudutlarımıza kadar yayacak o Dünya Savaşı'nın belki oluşacağı bir ortam hazırlamak üzere de birileri devrede olduğunu söylememiz lazım. Ama ateşkesin özellikle Amerikan seçimlerine kadar, Kasım'a kadar Netanyahu açısından biraz da zaman kazanmak ve Trump geldikten sonra Trump'ın biliyorsunuz özel bir İsrail politikası var. Belki öyle bir ümidi var. Hani Trump gelirse bana destek verecek, ben burada daha çok katliam yapacağım gibi bir düşüncesi de olmuş olabilir. Ama şu an ateşkes bence anlamını yitirmiştir. Tabii ki ateşkes olsun, namlular susun ama susmuyor Büşra Hanım. Uluslararası Ceza Mahkemesi aldığı kararlar ne oldu? Hiçbir uygulanıyor mu şu an? Hayır, uygulanmıyor. BMGK? BMGK'nın aldığı kararlar uygulanıyor. Guterres ağlıyor da en son biliyorsunuz. Yani artık dünyanın güvenliğini sağlamak o uluslararası kurumların hakimiyetinde değil, bitti. Artık şu anda bölge ülkeleri kendi güvenliğini sağlayacak, kendi emniyet kemerlerini bağlayacak ve karşılıklı ortak entegrasyon anlayışı ortaya koymaktan başka çaremiz yok. Yoksa 3. Dünya Harbi ise bu. 3. Dünya Harbi son cümle söyleyeyim. Eğer 3. Dünya Savaşı ise yeni bir Bretton Woods, yani yeni bir ekonomik sistem, yeni bir Yalta, yeni bir siyasi sistem ve ona hazır olan Türkistan ve Anadolu olmak zorunda. Peki, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli katkılarınız için.